Gülsüm Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. O ne güzellik. Ya. Ama bugün çok fazla güzellik var. Eminim ki ilk söylediğiniz kişi ben değilim. İlk üçe koyarım. Aa, çok teşekkür ederim. Nasılsınız yok efendim? Yeni sezon, yeni bir başlangıç, yeni umutlar. Neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle. Yani işte Türkiye'nin dijital kanalının lansmanındayız. Çok sevdiğim arkadaşlarla bir araya geldik. Yani her adım attığım yerde bir tanıdığa denk gelmek harika bir duygu. Özlediğim arkadaşlar vardı. Yeni sezonda ciddi bir rekabet var yalnız. Hem dijitalde hem de normal televizyonda bildiğiniz gibi hani diziler birbiriyle yarışıyorlar. Yapımlar birbiriyle yarışıyorlar. Bunun altından nasıl kalkacağız? Vallahi bilmiyorum. Bence güçlü olan, senaryosu öncelikle güçlü olan, daha sonra da artık rejisi, oyuncusu, hani bütün ya, ayırt etmek istemedim açıkçası. Çünkü hepsi birbirine bağlı bir halka gibi ve çok önemli. Ama bence senaryo en vurucu nokta. Efendim ne burcusunuz? Kova, balık var balık üstünde. Balık gördüm ya. Nedir bunun anlamı nedir? Ya çok sevdiğim Canan Hanım var, onun tasarımları, küpelerim de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Kova ile alakalı yoktu ama işte balık olsun dedik. Kova da zaten burada düzgün. İşte su burcu diyelim. Peki burcunuzun özelliklerini taşır mısınız? Aa, kesinlikle çok taşır. Nedir sizin burcunuzun özellikleri? Ayşe teyze belki bilmez. Ya valla yani şey, Kova çok dürüst bir burçtur ve sevmedi. Geçen en son okuduğumu söyleyeyim. Çünkü böyle bazı evet. Twitter veya Instagram üzerinden dijital medyadan takip ediyorum. Şey diyor mesela, sevmediği biri varsa o kesinlikle hani hak Aynen. ediyordur falan diye. Kesin uzak o dursun, benim. Ha, let gelsin falan diyorlar ya. Ya bilmiyorum yani şey, öyle işte diğer burçlar gibi titizliktir değil de hani daha çok böyle insan üzerinde daha fazla. Öyle değil mi? Böyle. Şimdi bu sefer de pasaklı derler. Ya, yok yok ya, yok yani kötü bir şey değil ama şey kesinlikle ve bence Kova burcu en top'tır. Peki, en iyidir yani. Özellikle kafasını koyduğunu yapar Kova. İlişkilerde burcunuzun özelliğini taşıyor musunuz efendim? Ay, bilmiyorum. Çok şey bilemedim şimdi. Yani çok fazla böyle bir şey bakmadım ama hani böyle bir şey mi var hani ilişki? Terk eden taraf mısınız? Terk edilen taraf mı? Buyurun. Uzun zaman oldu. Bilmiyorum. Söylemeyeceğim. Uzun zaman oldu. Vallahi hiç o konulara hiç giresim yok. Samimiyetle söyleyeceğim. Yani tabii sizin ki. Kalbinize giden yol nereden geçer? Akıldan geçer herhalde ya. Peki, sadece yani. Bir görünüşle alakalı bir şey değil de hani akılla alakalı bir şey bence. Zeka, sevgi, samimiyet ve saygı. Saygı çok önemli. Peki, Türk erkeği mi, İtalyan erkeği mi? İtalya'ya hiç gitmedim. Gittim de size dönüşte bunun cevabını vereceğim havalimanında. Çok kibar olurlar ya onlar. İtalyan erkekleri onunla met ederler ya İtalyan erkekleri. Vallahi yakışıklı olduklarını söylüyorlar ama bilmiyorum yani. Biz Türkiye'de de çok yakışıklı erkeklerimiz var. Jönlerimiz zaten harika ve İtalya şu anda bizim Türk erkeklerine aşık. O yüzden hiç o konuya bence tartışmayalım. Yani bütün ben Türklerin arkasında dururum. Yani şey gibi oldu. Ben sanki Türk değilmişim ama hani Türk erkeğin diyeyim. Yeni ilişki danışmanımız Gülsüm Hanım. Kendileri. Ama gerçekten öyle yani. Şu anda çok arkadaşlarımız seviliyor oralarda, izleniyor. Demek ki bence Türk erkeklerin cevabı almış aldı. Peki aşk kaç beden yer Gülsüm Hanım? Buyurun. Hadise Hanım'a soralım. O sormuş zaten. Öyle mi? Şarkıda. Tamam bir de işte burada. Soralım dedik. Vallahi bilmiyorum yani. Uzun zamandır dediğim gibi aşk bedeni giymedim. Giydiğim zaman siz. Peki aşk her şeyi affeder mi? Neyi? Aşk her şeyi affeder mi? Aşk her şeyi affeder mi? Bu şarkı gibi oldu şarkı. Güzel. Sizce? Dozunda affeder. Mesela? Yani yalan ve aldatma olmadığı sürece bence. Peki ihaneti affeden kadın kendine ihanet etmiş sayılır mı? Ay çok zor sorular vallahi. Teşekkür bu sınav ederim. Sorularından daha zor şu anda. Ya bilmiyorum ya gerçekten o konulara girmek çok zor şu anda ama bilmiyorum yani çok hassas konular ve herkesin kendi bakış açısı hani ciddi olmak gerekirse de yani insanların ne yaşadığını pek bilmiyoruz. Hani içeriğini bilmediğimiz şeyleri dışarıdan çok yorum yapmak çok doğru bulmuyorum. O yüzden duruma göre kişiye göre bence şekilleniyor sizi bu işler. Güzelliğinizle baş başa bırakıyorum. Ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Elinize sağ olun. Bir detay alsın. Tabii.